Merhaba sevgili izleyiciler, sektörler arası yolculuğumuz TÜMÜZ ile devam ediyor. Bugün sizlere İstanbul Beylerbeyi'nde olan Ladies and Flowers'tan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Gökhan Koç bulunuyor. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermektesiniz Gökhan Bey? Öncelikle mağazamız yaklaşık 1,5-2 yıla yakın hizmet vermekte. Ama bundan öncesinde başka firmalarda yaklaşık 12 yıldır bu sektöre hizmet etmekteyim. Evet, şu anda showroom'umuzda görmüş olduğumuz gibi birbirinden güzel bitkiler ve çiçekler var. Tabii ki çiçekler biliyorsunuz özellikle biz bayanların çok sevdiği objeler. Hem evlerimizde hem iş yerlerimizde hem de birçok yerle kullanabildiğimiz ve de aynı zamanda sevdiğimiz ürünler. Bunları sadece özel günlerde kullanmamalıyız ya da almamalıyız. Bu konuda neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Çiçeklerimiz tabii ki dediğiniz gibi sadece özel günlere dayalı kalmamalıdır. Bununla beraber örnek veriyorum, insanların artık masalarında, yemek masalarında, toplantılarında veya herhangi bir aktivitelerinde veya bir sevdiğini sadece çiçeğe bağlı kalarak ona sevgisini ifade etmesinde, kullanmasında değil de günümüzde de artık buna öncelik verilmesi daha hoş olur. Biraz çalışma sisteminiz hakkında izleyicilerimize bilgi verir misiniz? Firmamız sadece dediğimiz gibi özel günlere dayalı kalmıyor. Bununla beraber düğünler, organizasyonlar, eventler, toplantılar ve masa aranjmanları ve özellikle yoğunluk olarak gelin buketlerinde daha da ön planda yer alıyoruz. Sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir efendim Ladies and Flowers olarak? Çiçekler güzel dediğimiz gibi ama çiçeği sunmak tabii ki daha da güzel. Çiçeği sunarken ruhtan gelen sanatı ortaya koymak daha da hoş bir güzellik ortaya koyuyor. Zaten burada görmüş olduğumuz gibi bir sanat icra ettiniz. İzleyicilerimizler bunu göreceklerdir. Gerçekten çok zor bir şey. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sanat denilen mevzu aslında burada devreye giriyor. İşimizi tam anlamıyla sanatı olarak düşünmemiz daha hoş. Arasında kullanacağımız ürünler, farklı aksesuarlar, değişik tropikal çiçekler ve bununla beraber sadece çiçekle dayalı kalmıyor. Örnek veriyorum, daha natürel, daha şık ürünlerde kullanmak daha hoş oluyor. Bir de bazı çiçeklerin anlamı olduğunu söylerler. Orkide, gül ya da karanfil, herhangi bir çiçek için söylüyorum. Sizce bu ne kadar doğru? Sizce hepsinin ayrı ayrı anlamı var mı yoksa hepsinin anlamı sevgiye mi çıkıyor? Aslında çiçeklerin hepsi sevgiye çıktığı daha da doğru diyelim biz buna. Yoksa her birinin ayrı ayrı anlamının olması çok fazla bir ifade etmiyor diye düşünüyorum. Çünkü hepsi birbirinden o kadar güzel, o kadar şık ki, hepsi birbirinden farklı, görüntü olarak, güzellik olarak, hepsi tamamen farklı bir ürün. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Gökhan Bey? Çiçeğin hoş ve güzel göze hitap eden kısımlarını görmemek elde değil. Ve sadece dediğimiz gibi bunu özel günlere dayalı kılmamak lazım. İçimizden geldiği zaman sevdiklerimizi mutlaka alalım diye. Tabii ki içimizden geldiği zaman sevdiklerimizi mutlaka alalım. Ve çiçeğin sadece özel günlerin dışında birçok yerde anlam ifade ettiğini de unutmamak lazım. Evet efendim, vermiş olduğunuz önemli ve değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.